Alo. Ha, abi ne yaptın merak ettim ya. Dur bekle. Her şey güzel bro. Her şey harika. Hah, iyi. İyi de senin sesin niye böyle geliyor abi? Bu mutluyum sesi değil. Bro ben kararımı verdim. Şu mesele. Evet. Belgeleri tamamen yok edeceğim. Ve hiçbir şekilde Ayşe'nin bunu öğrenmemesini sağlayacağım. Emin misin abi? Bu mutluluğu riske atamam ki. O yüzden ne olursa olsun Ayşe'nin bunu duymaması lazım. Kerem. Ha? Ayşe? Kimle konuşuyorsun sen? İşle alakalı. Tamam bana da söyle. Ya seninle alakalı değil, sıkıcı bir konu zaten. Ayşe dedin ama, Ayşe dediğini duydum. Ayşe dedin, ne dedin, niye dedin? Söylesene bana da. Yo demedim. Demedim Ayşe, demedim. Ayşe desem, Ayşe dedim derdim. Değil mi? Senden niye saklayayım ben bunu? Ha? Hem sen beni mi dinliyordun? Aa. Sen bir gerildin sanki. Sen bir şey mi saklıyorsun? Kızım senden niye bir şey saklayayım? Aşk olsun. Yok yok sen bir şey saklıyorsun. Ne saklıyorsun? Ayşe ne bu dedektif halleri falan gece gece. Senden hiçbir şey saklamıyorum ben. Ayrıca çok soğuk oldu. Hadi içeri geçelim. Hadi gelmiyor musun? Çok soğuk. Kül kedisi için sosyeteye özel parti. Ya başlık güzel ama 10 defa söyledim beni sağ profilinden çekmeyin diye. Ay Kerem'cim sen bar kapılarından çift kızla çıkıyordun. Bir tane burada bir tane burada. Hangi profil? Ya hatırlasana bir kere de bardan böyle omzunda çıkmıştın kızla. Değil mi? Hey gidi günler. Eski günlerden bahsediyorlar o yüzden. Ama konuşmayalım böyle şeyleri artık o defterler kapandı. Dün geceki o güzel dansımızı konuşsak ya. Eski, yeni. Bunları duyunca bile böyle tüylerim diken diken oluyor. Benim de. Sen böyle bir hülyalara daldın gibi ne oldu? Alakası yok. Göreceğiz bakalım Melik. Senin telefon konuşmaları, mesajlaşmalar falan. Yo yo geçti kızım o günler. Artık hep seninle gazetelerde. Boş ver sen öyle düşünme. Başka neler yazmışlar oku bakayım. Ay şu magazinci şeysi var ya oraya da çıkmışsınız okuyorum. Dinleyin. Geçtiğimiz gece Yiğiter Malikanesi'nde düzenlenen vals gecesi. Herkes yemeğine dönebilir mi acaba? Herkes konuşur, fırçayı Hülya yer. Hülyacığım şimdi şey demek istedi yani yemeğimizi yiyelim anlamında. Dedi. Öyle dedin değil mi Yelda abla? Canancığım. Canan. Ay boğuluyordum Canan. Televizyonu aç ver kızım. Şöyle bir haber kanalı falan bir haber dinleyelim. Hadi havamız değişsin biraz. Sosyetenin yeni prensesi. Masal gerçek oldu. Ayşe ve televizyonda da vals gecesi var ya. Canancığım değiştir kanalı yavrum değiştir. Hadi haber izleyelim dedik değil mi? İşte hayır dur kızım dur ya dur. 40 yılda bir magazin programları yiğitellerin güzelliklerinden bahsediyor. Keyfini çıkara çıkara seyredeceğim. Hep oğlanların hergeleliklerini seyrettik bugüne kadar. Dursun kızım dursun. Ay Muhsin her yerde bu haberi görüyoruz zaten. Kapat kızım kapat hadi. Ya baba ne hergeleliğimizi gördün sen bizim. Bana diyor abi sana değil direkt bana diyor. Ya bak. Kendini bilen hemen üzerine alındı meseleyi. Kendisi doğruluk timsali olduğu için benim yaptıklarım onun doğruluk anlayışına toz konduruyor işte. Hayatım sakin Kerem. Bir dakika ulan ben ne dedim şimdi? Ne toz kondurması? Nereden çıktı bu ya? Ben doydum zaten. Afiyet olsun. Ben ne dedim şimdi ya? Ulan'a sinirlendi galiba baba yani. Ulan ben her zaman şakayla karışık size ulan diyorum. Ne var bunda yani? Yok yok. Başka bir şey var bunda. Kızım sen biliyor musun? Nesi var bunun? Yok musun babacığım bilmiyorum ben de. Aşağı yukarı burada bir su bardağı kadar pudra şekeri.
ancak kuru malzemeyi koyduğunuz zaman önce mutlaka ve mutlaka şöyle... Yiğiterlerin gecesine Kerem ve Ayşe Yiğiter çifti danslarıyla damga vurdular. Genç aşıklar gözlerini birbirinden alamadılar. Doğal olarak Ceyda'nın üzgün ve nefret dolu bakışlarını görmediniz. Göremediniz salaklar. Salaklar. Bir dakika ya. Ben anlamıyorum. Güzel mi şimdi bu? Güzel mi? Yo. Basbayağı çirkin. Normal, öylesine bir kız işte. Hatta anormal. Eğitimsiz. Kültürsüz. Hiçbir şeyden anlamayan, basbayağı... anormal bir kız işte. Neden beni sevmedin Kerem? Ya neden? Ben dururken... neden bu? Ben kimseyi hayatıma almadım ve senin yüzünden. Yıllardır. Niye beni sevmedin Kerem? Niye beni sevmedin? Kerem ne yapıyorsun? Ne yapıyorum ya? Hiçbir şey yapmıyorum. Allah Allah. İşle ilgili evraklar da mı dert oldu? Kerem bana ne senin evrağından, işinden? Ben ondan mı bahsediyorum? Yukarıda Muhsin Baba'ya davranışından bahsediyorum. Ha. Ya o şimdi eski çapkınlık hikayelerini açmaya çalıştı falan. Neyse. Keremciğim baban Muhsin Baba şaka yaptı. Yani niye sofradan kalkıp gidiyorsun Kerem? Hadi geç kalacağız. Ben onu sonradan hallederim. Senin bir derdin var ama anlatmıyorsun. Kerem ne oluyor bir söylesene. Yok bir derdim ne olabilir ki? Ha garip garip telefon konuşmaları gece gece. Muhsin Baba'ya davranışın. Ya bir sıkıntın var söyle işte. Söylesene. Biri geldi. Gel müsaitiz. Ha buyur anne ona yine mi başladın sen? Geldi anneciğim buyurun. Ay bunu pek mi alıştı anne demiyorum. İçinden geldiği için öyle söylüyor. Yapma öyle, gerçekten öyle içinden geliyor. Kazandınız. Ne yaptık? Kazandınız. Sen kazandın. Yani oğlumu benden almayı başardın. Ben de kabul ediyorum. Pes ediyorum. Pes. Şuna aşkınıza inandım artık diyebilir misin? Hala laf sokuyor gibisin. Ay vallahi değilim. Vallahi değilim. Billahi dediğim ben gördüm. Ben birbirinizi çok sevdiğinizi gördüm. Hayır yani zaten ben ne yaparsam yapayım. Sizin aşkınızın önüne geçemiyorum. Hatta daha da büyüyor aşkınız. Ama bir şey söyleyeceğim. Bu aramızda sır olarak kalacak tamam mı? Yani bu olayı hiç kimse duymasın. Ne Muhsin? Ne de başkaları vallahi rezil oluruz. Kerem rezil olur. Ay rezil oluruz vallahi. Evet ama işte Ceyda varken bu biraz zor sanki. Sen Ceyda'yı sakın düşünme. Ben Ceyda ile konuşacağım. O sizin peşinizi bırakacak. Beni kırmaz o. Vallahi doğru yapıyorsunuz Yelda. Yelda anneciğim. Teşekkür ederim. Ay, sen de artık kendini yorup durma. Yani seni ne kadar sevmesem de yani senin bir kaybın yok. Yani olaya kaynana gelin diye bak bence yani. Bu kadar yani. Ya biliyorum da benim hayatımda zaten çok az insan var. O insanlarla da iyi geçinmek, mutlu huzurlu bir şekilde yaşamak istiyorum. Yani sen beni sevmeye çalışıyorsun öyle mi? Ay yani Kerem'i elde etmek için değil yani. Kerem'i elde etmek için değil. Kerem size değer verdiği için sizi seviyorum. Ya ben Kerem'in sevdiği rengi bile seviyorum Yelda anne. Hayır bırakın Kerem'in annesi olmanızı. Ben sizi insan olarak seviyorum.
Ben sizi Ayşe olarak seviyorum. Tamam. O zaman... yani içten nasıl geliyorsa... öyle yap. Yani... de. Bana... anne de... anne de olsa bana de anne. Ay, gel çak kız, gel, gel çak. Ne? Çak kız, çak. Ay, bir daha. Ay, ay, bir daha, bir daha. İşte benim annem ya, melektir, melek. Ben de sarılacağım. Hiç kıyamaz oğluna. Hadi bana da çak yap. Ay Kerem, Allah aşkına. Bak zaten daha kızgınlığım geçmedi yani. Daha bitmedi yani. Hayır ben yani şununla da adapte olmaya çalışıyorum yani. Olma adapte. Ha. Nereye kadar bu pembe rüyalar?